Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda ortasında şahane bir çikolata kremasının olduğu, üzerinde muhteşem bir çikolata sosu olan kakaolu şahane bir pasta tarifi vereceğim. Tüm malzeme listesi aşağıda var. Burada da teker teker sayacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle kekimizi yapmakla başlayalım. 4 adet yumurtaya 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı ilave ediyorum ve rengi açılıp beyazlaşana kadar bir güzel mikserle çırpıyorum. Ardından içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ilave edeceğim. Su bardağı ölçüm 240 mililitredir. Burada bardaklardan biraz az olduğuna bakmayın. Bu bardak ölçüm 300 mililitre olduğu için ben 240 mililitreyi ayarlayarak ekledim. Yani normal su bardağı kullanacağız. Sıvı yağ ve sütü de çırptıktan sonra içerisine 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao ve 1 pakette kabartma tozunu eleyerek ekleyeceğiz. Özellikle eleme işlemi çok önemli. Kekimizin hem eşit kabarması hem de sünger gibi bir dokusunun olması için lütfen bu eleme işlemini atlamayın. Eleğimin içerisine tüm malzemeleri aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da sıvı malzemelerin üzerine eliyorum. Ve şimdi mikserle bir güzel çırpacağım. Karıştırmaya başlamadan önce şöyle bir elimle şey yaptım ki unlar sıçramasın. Karıştırdım ve gördüğünüz gibi orta koyulukta bir kek hamuru elde ettik. Kesinlikle cıvık bir kek hamuru değil. Şimdi kalıba dökeceğim. Benim 20'ye 30 santimlik böyle kelepçeli bir kalıbım var. Ama kare boy borcamda da yapabileceğiniz bir tatlı. Mutlaka altına yağlı kağıt serin. Yağlama değil, yağlı kağıt sermeyle yapabilirsiniz. Borcamda yapacaksanız. Kalıba döküyorum kek hamurumu ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. Kalıptan çıkardım. Ortadan ikiye böldüm gördüğünüz gibi yanlardan ve ayırıyorum. Ortadan ikiye böldükten sonra şimdi bu kısmımız yani kekin üstte kalan o çatlamış olan kısmını tabanımızın altına koyacağız. Böylece pastamız daha güzel görünecek. Benim bu kadar şekille şükürle işim yok. Benim için tadı önemli derseniz bu aşamaları yapmak zorunda değilsiniz. Ben biraz daha düzgün şekilli olmasını istediğim için böyle yaptım. Bu aşamada da her şeyi gösterdim hızlandırılmış olarak hiç kesmedim. O kısmı kalıbın içerisine aldım. Kalıbı tekrar yerleştirdim gördüğünüz gibi. Ve 1 çay bardağı sütü ısıtıp içerisine 40 gram çikolata koyup bir güzel karıştırdım. Zaten çikolata sütün sıcağıyla hemencecik erimişti. Şimdi bunun yarısını henüz sıcak olan bu kekimin üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi kekten hala buhar çıkıyor. İlk sıcağı geçtikten sonra bu kesme işlemini yapın. Ve hemen sütün, bu çikolatalı sütün yarısını dökün. Şimdi de ortadaki çikolatalı krema kısmımızı hazırlayacağım. Burada 2 su bardağı süt var ve bir poşette çikolatalı puding içerisine koydum ve pişireceğim. Pişirdim, geldim. Şu anda gördüğünüz gibi kıvamı şu şekilde gayet güzel. İçerisine 25 gram tereyağı ve 80 gram da sütlü çikolata ilave ediyorum. Henüz sıcakta, ocaktan yeni almıştım. Bir güzel karıştırdım, eridi ve kıvamı, rengi daha parlak, daha güzel bir hal aldı. Şimdi bu çikolatalı pudingimi de az evvel ıslattığım kekimin üzerine dökeceğim. Bu benim orta katmanım olmuş olacak. Kalıbınızı biraz küçük tutarsanız daha ortası daha yoğun bir şekilde çikolatalı puding elde edebilirsiniz. Benimkisi 20'ye 30'du. O yüzden çok fazla çikolatalı kısmı belli olmadı ama 24'e 24'lük kalıplar var ya da kare borcamda böyle daha yoğun bir çikolata kısmı olabilir. Şimdi o çikolatalı puding kısmını da düzelttikten sonra az evvel ayırdığım kekin alt tabanını yağlı kağıtla beraber içerisine koyuyorum ve dikkatli bir şekilde yağlı kağıdımı çıkartıyorum.
Gördüğünüz gibi kekimizin tabanı oldukça düz bir şekilde olmuş oldu böylece. Üzerine dökeceğimiz krema çok daha düzgün duracak. Arta kalan çikolatalı sütümü tekrar kekin üzerine döküyorum. Emmesini sağlıyorum. Ve bir ganaj hazırlayacağım. Ganajla ilgili sayfamda birçok yerde video var. Görebilirsiniz ganaj tarifini. Çok basit. 200 gram kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Ardından içerisine 200 gram çikolatayı kırarak ya da doğrayarak ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Ben yarı yarıya sütlü ve bitter karışık kullandım. Arzu ettiğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hafif soğudu, oda sıcaklığına geldi, kıvam aldı. Çok cıvık olunca istediğimiz şekilde olmuyor. Ve en son kekimin üzerine döküp bir spatula ile düzeltiyorum. Pastam bu kadar. Şimdi üzerine şu küçük granüllü çikolatalardan serpeceğim ben. Süsleme kısmı tamamen size kalmış. Nasıl arzu ederseniz. Bunu bir gece veyahut 3-4 saat buzdolabına kaldırıp dilimleyebilirsiniz. Bir gece olmak zorunda değil. Ben bir gecenin sonunda buzdolabından çıkardım. Kalıbımın kenarlarını ince bir bıçakla dönerek kelepçeyi açıyorum ve çıkarıyorum. Pastayı dilimleyeceğim. Ben iri dilimler elde etmek istedim. Daha küçük dilimler de elde edebilirsiniz elbette ki. Çok yumuşak ve sizi çikolataya doyuracak harika bir tarif oldu. Dilimlerken bile pastanın ne kadar yumuşak olduğunu göreceksiniz. Özellikle çikolatalı sütle ıslattığımızda hem kekin iç dokusu çok güzel oluyor, hem de bu şekilde muazzam bir yumuşaklık sağlamış oluyor. Şimdi size bir de dilimli haliyle iç kısmını göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kek, ortada çikolatalı puding ve en üstte de bir çikolatalı ganajla beraber gerçekten muazzam, oldukça bol çikolatalı bir pasta oldu. Yapımı da oldukça kolay. Şekil aşamasında da dediğim gibi bu kadar düzgün şekil elde etmek istemezseniz çok daha kısa yöntemlerle yapabilirsiniz. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.